Merhabalar gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun Yayınları'nın LYS Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum arkadaşlar. Test 150'ye geldik. Konumuz arkadaşlar elektrostatiğin karma sorularıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ne demiş? Yatay zemine sabitlenmiş yüklerden Q2 yükünün L noktasında oluşturduğu elektrik alanının büyüklüğüne E demiş bakın. Şuradaki noktalar arası eşitmiş bu arada. Buralara D, D, D yazalım. Q2'nin L'deki elektrik alanını bulurken ne yapıyorduk? Buraya artı 1 diyorduk. Bu ne yapıyor? Çekiyor. Ve neyle çekiyormuş? E. Ve elektrik alanının genel denklemi neydi? KQ bölü D kare ise o zaman yazalım bakalım. E dediğimiz şey K. Eksi Q olması yönünü söylediği için Q bölü D kare. Ve siz buna E dediniz. Bu kenarda dursun. Şimdi diyor ki Q1 ve Q2 yükünün K'da oluşturduğu elektrik alanı. Yani bununkini bulacağız. Ne yapacağız? Bileşkesini sorduğu için dikkatli. Şimdi burada ne vardır? Artı 1 var. 2Q bunu ne yapıyor? İtiyor. Buna E1 diyelim. İkinci yük de bunu ne yapacak? Eksi olduğu için çekeceğiz ve bunları bulup sonra toplamamız gerekecek. Hadi bakalım birinciyi buluyorum. 2Q'nun buradan uzaklığı D olduğuna göre K 2Q bölü D kare. Buna sen E dediysen bunun cevabı 2E oldu mu? İkincinin elektrik alanını yazıyorum. Eksi Q'nun buradan uzaklığı 2D olduğuna göre K Q bölü 4 D kare oldu. O zaman ne yaptı bu da? Buna göre düşünürsem E bölü 4. Bunlar aynı yönlü oldukları için de o zaman bileşke ne yapacağız? Şu iki sayıyı toplayacağız. Yani 2E artı E bölü 4. Payda 1, 4 dedim. 9 bölü 4 E diye cevaba ulaşmış oluyoruz. Deniz ışıkı gibi arkadaşlar. Sakin kalırsanız güzel sorular olacak bunlar sizin için arkadaşlar. Evet ne demiş bakalım. Yarıçapı R yükü eksi Q olan bir küreyle. O zaman şurada da bir R var dikkat ederseniz. Şöyle. Yarıçapı 3R. O zaman şöyle yapalım. Şurası ne yapıyor? R. O zaman burası da 2R. Toplamı 3R'ye bağladık dikkat ederseniz. 5Q olan ikinci küre. Aynı merkeziymiş. KLM noktasında oluşan elektrik alanların büyüklükleri. Şimdi burada kürenin elektrik alanını hatırlamanızı istediğim tek şey şu. Kimin dışıysa. Bakın konu anlatımında da bu cümleyi kullandım. Kimin dışıysan ondan dolayı E vardır. Ondan dolayı E var. Kafada bunu yazın. Ve elektrik alanını da bulurken ne yapıyorduk? KQ bölü seçtiğiniz noktanın D karesi. Şimdi hadi bakalım K'dan mı veya L'den başlayalım. Kolay çünkü içten dışa doğru gidelim. L'deki elektrik alanı. Kimin dışı? Buna X küresi diyelim. Buna da Y diyelim. Sadece X'in dışı değil mi kalıyor? Y'nin içi olduğu için Y'den dolayı elektrik alan yok. Sadece bundan dolayı. Ne kadar da bunun yükü yaz. K eksi Q bölü. Bunun yarıçapı R. R de benden geldi. 4R kare. Tamam. Cevap ne oldu? Eksi E bölü 4 diyelim mi kolay olsun diye buna. Peki geldik K'ya. K'daki elektrik alan kimin dışı? Her ikisinde. O zaman toplam yük kaç hemen? K 4Q toplam yük var. Buranın merkezi olan uzaklığı 3 değil mi? 3'ün karesinden ne yapar? 9R kare. Etti mi? 4 bölü 9 E. Ha gayret şimdi M'ye geldik. M yine her ikisinin dışı olduğuna göre hemen K 4Q oldu. 1, 3 bir de 4 olunca karesini aldık. 16R kare olunca burası da bak 4 ile 16 gidince buraya da E bölü 4 kaldı mı? Büyüklük dediğine göre biliyorsunuz eksilik önemli değil. E bölü 4, E bölü 4, 4 bölü 9 E ise o zaman ne oldu? K'daki elektrik alan büyüktür. L ile M bunlara eşit olacak. Cevap da Bursa şıkkındaki gibi olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Yatay düzlemdeki bir karenin köşelerine yerleştirilen eksi 3Q ve artı Q yüklerinin K noktasındaki bileşke elektrik alanı E'ymiş. Ve toplam potansiyelleri de V'ymiş. Hadi potansiyeli bulalım. Şuralara DD dediğimizi düşünerek konuşursak potansiyel çok kolaydı. Neden? VK hemen skaler olduğu için işlem bitir. K, Q var 2D. Bir de eksi K 3Q bölü 2D. Eksi 3 artı 1 olunca eksi 2 bölü 2KQ bölü D olunca sonuç ne oldu? Eksi KQ bölü D'ydi. Ve elektrik alanı bulurken ne yapıyorduk? Buraya bir tane artı 1 yazıyorduk, değil mi? Şimdi Q'nun neyesi buluyorduk? Elektrik alanında şöyle yazalım. KQ bölü D kareydi. Şimdi bu bunu ne yapar? Artı Q bunu iter. Eksi 3Q çeker. Bakın Q bölü 4 eksi 3 bölü 4. Hadi kolay olsun diye. Buraya E ittiyse bu 3E ile çekecekti. Bileşkemizde ne yapacaktı? Kök 10E gibi bir şey diyelim, değil mi? Şimdi ikinci durumu istiyor bize. Ne diyor bakalım? Şeklimizi gene hazırlayalım. Diyor ki cisimler, özdeş cisimler birbirlerine dokundurulursa eksi 3 artı 1 sonuç eksi 2'yi paylaşacağız. Özdeş olduklarına göre
Eksi Q buna, eksi Q buna oldu mu? Şimdi K noktasının potansiyelini yazalım bakalım. V, K üssü diyor. Eksi Q var. Eksi K, Q bölü gene 2D. Eksi K, Q bölü gene 2D. Sonuç eksi K, Q bölü D. Sonuç aynı kaldı. O zaman V değişmedi. Zaten toplam yük değişmediği için biliyorduk biz bu işi. Şimdi geldik elektrik ağına. Buraya artı 1 yazarsam. Bu kendini artık E ile çekerse. Bu da E ile çekiyor mu? O zaman bileşkemizin değeri ne yapacak artık? E kök 2 oldu. Az önce 10 köktü. Kök 10 E'di. O zaman E'nin değeri azaldı. V ise değişmemiştir arkadaşlar deyip cevabı da A şıkkı gibi buluyoruz. Ne demiş? Yatay sürtünmesiz düzlemde yüklü paralel levhalar arasındaki cisimlerin ivmelerini soruyor. Bakın ivmeyi soruyorsa yapacak tek bir şey var. F eşittir MA, değil mi? O zaman ne yapacağız? İvmeyi bulmak istiyorsanız F'i M'ye böleceğiz. E paralel levhalarda kuvveti nasıl buluyorduk? İşte raconda şuydu hatırlıyorsanız. Bunun özelliği neydi? Düzgün bir elektrik alan vardı. Elektrik alan her yerde sabitti. Ve bunu bulurken de neydi kuralımız? F eşittir QA idi. O zaman İM'yi bulurken de bunu da yerine koyuyorum. QA'yı M'ye böleceğiz. Olay bitti. O zaman hadi bakalım yazalım. K cisminin İM'si. Yükü 2Q. Elektrik alan her yerde E. Kütle M. Hadi kolay olsun diye buna 2A dersem. L'nin ivmesi ne yapıyor? Eksi Q olması sadece kuvvetin yönünü söylüyor. Q çarpı E'ye 2M oldu. O zaman bunun da değeri A bölü 2 oldu mu? Bundan da oranı sorulmuş. Cevap tabii ki 4 olarak bulundu arkadaşlar. Hadi bakalım ne diyor? Yatay ve sürtünmesiz düzlemde birbirine paralel olarak yerleştirilen KLM yüklü levhaları şekildeki gibi. K levhasından bırakılan bir cisim. Sıfırla bırakıldı. Şimdi dikkat edin. Bu levha artı değil mi? Artı artı gidecek. O biraz sonra buraya geldiğinde bir hız kazanacak. V gibi bir hız kazanacağız. Sonra bu dikkat edin ters bağlı. Bu da bunu ittirdiğine göre gelecek gelecek bir yerlerde. Şimdi durabileceğiz mi ona bakalım. 3 kazandırırken 4 kaybettirdiğine göre aslında ne olacak? Gelemeyeceksin. O zaman buralarda bir yerlerde duracağız değil mi? X kadar gidip. Sana neyi soruyor? M'den ne kadar uzakta? Yani şurayı soruyor sana soruda. Şimdi uyanacağınız bir şey var. Yapılan işler nasıl bulunuyordu? Paralel levhalarda Q'ya verilen V potansiyeline bakıyorsunuz. O zaman bakın siz sıfırken V'ye ulaşmanız için ne kadar iş yaptınız? 3 QV'lik iş yaptıysanız bu bölgede de eksi 3 QV yapacaksın ki sıfır olsun değil mi? İşler birbirlerini götürecek çünkü yok edecek. Peki o zaman dikkat edin. Sen 3D gidersen ne kadar veriyorsun buna? 4V potansiyeli veriyorsun. X gidersem de ne kadar potansiyel vereceğim? 3V vereceğim ki yok etsin. Artı 3V kazandırdığını eksi 3V götürsün. O zaman bakın hemen X'i bulmak kolay. Ne oldu? X çarpı 4V, 3V çarpı 3D ise V'lere elveda diyorum. X'in cevabı ne kadarmış? Bakın 9D bölü 4'müş. E buranın tamamı 3'tü. Şurası 9 bölü 4D ise hemen orayı da bulabiliriz. Soru işaretinin cevabı ne olur? 3D'den 9D bölü 4'ü götürmemiz lazım. O zaman burayı da 4 dersek 12'den 9 çıktı. 3D bölü 4 diye cevaba ulaşmış olacağız arkadaşlar. Evet biraz daha uğraştırıcı bir soru bizi bekliyor. Ne demiş? Eşit bölmeli yatay zemine sabitlenmiş Q1 ve Q2 yükünün K noktasındaki elektrik alanı E ise. Şimdi burada biraz çakalca bileşenler var dikkat edin. Bakın elektrik alanı bulurken ne yapıyorduk? Buraya bir artı bir yazıyorduk. Şimdi bu Q2 bunu ne yapar? Ya çeker böyle ya da iter böyle değil mi? Q1 ne yapar? Dikkat edin bu biraz uyuzluk yapıyor. Böyle ya da böyle değil mi? Hangi iki kırmızılığın arasında kalmış? Bununla bunu kullanmam lazım. Peki bunu nasıl kullanırsam E'yi böyle elde ederiz. Ne yapıyorduk hatırlarsanız? Yamuk bileşenleri ayırırken hatırlatırım size. Eksenlere paralel çekerdik hatırlarsanız. Eksenlere paralel çekerek biz doğru cevabı buluyorduk. Ne gibi? Bu eksen böyle mi duruyor? Aynısını bunun ucuna kadar götürdüğümde bakın. Şurada yakaladım. Bir tane eksen de böyle duruyor değil mi? 1'e 2 gibi. O zaman bunun ucuna kadar getirirsem, ona paralel çekersem de diğerinde böyle mi yakaladım? Yani bileşenlerinizden biri bu. Ki buna ben E2 desem. Şu arkadaşın da E1'in uyguladığı olur mu? E, ikisi de kendisine çektiğine göre bu da eksi, bu da eksi. Oranlar da dolayısıyla pozitife dönecek. Negatif yok zaten. Şimdi bunun ne olduğunu unutarak konuşursam. Bu 1 kareye E deseydim. Şu adam E kök 5 olacak mıydı? Hadi bakalım başlayalım. E1 yani E kök 5'i nasıl elde ettim ben? Şununla şunun arasında elde edildi. Bakın K Q1 bölü. Q1'in buradan uzaklığı bakın kök 5. Kök 5 2 kök 5. K
karesini alacağız. 2 kök 5'in bir de karesini almamız lazım. Uzaklığın karesiydi. Elektrik alan neydi? K Q bölü D kareydi. O zaman 2 kök 5'in karesi ne yaptı? 20. İkinciye gelelim. E değerini nasıl elde ettim? K Q2'nin buraya olan uzaklığı ne kadar? 2. Karesini alıyorum. 4. Ne yapalım? Hemen buradan bir orantı yaparsak bakın. E'ler gitti. Ne kaldı? Burada bir kök 5 kaldı. K'lar gitti. 20 ile 4 gidince burada 5 kalınca ne oldu? Q1 ve Q2 kaldı. 5 de aşağı indi. O zaman Q1'in Q2 oranında ne yaptı dikkat ederseniz? 5 kök 5 diye cevabı A şıkkındaki gibi buluyoruz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şiddeti 16 Newton bölü kulon olan düzgün elektrik alanında 0,5 yüke sahip bir cisim dengede ise cismin kütlesidir. Bakın, bu düzgün çizgileri görebileceğiniz şekil nedir arkadaşlar? Paralel levhadır. Bakın burada bir paralel levha olduğunu bize çaktırmadan anlatan bir etkinlik bu. Burası artıdan eksiye doğru olacağını biliyoruz biz. O zaman bakın bunun buraya doğru gitmesi için bunun artı olması lazım. Artı artıyı itince ne oluyor? Şu yönde bir F kuvveti ortaya çıkıyor değil mi? Hatta neydi paralel levhalarda? QE. Malum bu arkadaşında bir de neyi var aşağıya doğru? MG'si var değil mi? Ne yapacağız hemen? Bakın bu benzerliği kullanarak biz bu işi bitiririz bakın. Bakın ne var orada? Aşağı doğru bir MG. Sağ tarafa doğru bir QE var. Ve ip de böyle değil mi? Ve bu açıda 37 derece. Bu açıda 53. Burası 90'sa biz ne biliyoruz hatırlarsanız? Burası 3'ün katı oluyorsa burası 4'ün katı, burası da 5'in katıydı. Şimdi bana neyi soruyor? Cismin kütlesini soruyor. QE'yi biliyorum. MG'yi iple eşim olmadığına göre demek ki ben şunu biliyorum. QE'yi ben MG'ye bölersem 3 bölü 4 olmalı değil mi? Bak QE 3'ü burası da 4. O zaman yazarsak şimdi Q kaçtı? 0,5. Elektrik ağının değeri 16 bölü. M bilinmiyor. G de 10 eşittir. 3 bölü 4 oldu mu? Şurası ne yaptı? 8. Hemen şöyle çarpalım. Ne oldu? 8 bölü 10M eşittir 3 bölü 4. O zaman hemen bitirelim bu işi de. Ne çıktı bizim için de? Gerçi oradan da kütlesini sormuş. Bize de oradan da bulabilir miydik? Hemen çıkabilirdi. Bu açının yanlış açıyı kullanmışız. 37 burası ise burası pardon çok özür dilerim. 53 yapıyorum. İşler bir anda burası 4 burası 3 olacaktı. O zaman şurayı 4'e 3 diye değiştirdim. Açıyı yanlış görmüşüz arkadaşlar. O zaman 4'e 3 zaten iyi oldu. Beğenmemiştik zaten. 4'e gidince burası 2 oldu mu? İşler dışlar. 3 kere 2 6. 10 çarpı M ise M'nin cevabı 0,6 kilogram bulduk. Kusura bakmayın açıyı yanlış görmüşüz. Olur böyle vakalar. Hadi bakalım. Yatay düzlemdeki artı Q ve eksi 4 küyükleri şekildeki gibi sabitlenmiştir. Ne diyor? K noktasındaki elektrik alan ve L noktasındaki potansiyel sıfırsa mesafeleri soruyor. Bakın önce L noktasındaki potansiyel sıfırlara bakın. Nasıl olur? Potansiyel neydi? K Q bölü D. O zaman başlıyorum. L noktasındaki potansiyelin sıfır olmasını sağlıyorum. K Q bölü D2 eksi K 4Q bölü D3 sıfır. At karşıya. KQ bölü D2 eşittir. K 4Q bölü D3. Q'lar ve K'lar elveda dersem ne oldu? D3 değil mi? Eşittir. Ne yaptı? 4 katı oluyormuş D2'nin. Bunu öğrendik. Yani bu ne demekmiş? Şurası 4D ise burası D'ymiş. O zaman D3 D2'den büyükmüş. Sonra K'da da elektrik alanı sıfır yapacağız. Hadi bakalım başka bir etkinlik şimdi. Şimdi elektrik alanı bulurken ne yapıyorduk? Artı 1 yazıyorduk. Buna birinci yük diyelim, buna ikinci yük. Birinci ne yaptı bunu? İtti E1. 4Q da bunu ne yapacak? Çekecek. E2 değil mi? Hadi bakalım ne olması lazım o zaman bunlarda da? E1 ve E2 eşit olacak ki sıfır olsun. E1'i buluyorum. Hadi bakalım. K, Q yükünün buraya olan uzaklığı D1'in karesi. Buraya geliyorum. 4Q'nun buradaki elektrik alanı bulurken de 4Q bölü D1 var. Burasını da 5D demişim. D1 artı 5D'nin karesi yaptı değil mi? K'lar Q'lar elveda. Bakın toparlayalım bir kere. D1 artı 5D'nin karesini. D1'in karesine bölünce 4. Şimdi burada sakın bunu açmayın. Yani karekökünü alırsanız yırtacağız biz bu işten. O yüzden hemen hiç açmayın. Şöyle bir karekök yapalım. Ne oldu? D1 artı 5D bölü D1 eşittir. Bunun da karekökünü alınca ne oldu? 2. Toparla. D1 artı 5D eşittir. 2D1. O zaman D1'in cevabı da ne çıktı? Bakın 5D'ymiş. Yani burası da 5D çıktı. O zaman en büyük kim oldu? D1. Sonra D3. Sonra da D2 oldu. 1
3-2 diyerek cevabı da E şıkkındaki gibi bulduk arkadaşlar. Evet. Testimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki teste görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.